bir şey mi bağlıyor geçen, elektrik sistemiyle mi kalkıyor ne geç, oluyor bilmiyorum. Geçen çok komik bir olay var. Ya komik demeyeyim de siz gör, Melik sen gördün mü? Ee, şeyde Diyarbakır'da adamın birisi <laughs> e, kapısında bir kuyruk var. Günde 30 tane muska yazıyor. Ancak 30 tane yazabiliyormuş o muskayı. Yani kapıda kuyruk var. E, ya böyle bir şey var mı parasını veriyorsun? vakit yok yani vakit olmadığı için o kapıdakiler yarın gelin bugün bitti randevuyla gidiyorlar yani öyle bir yoğunluk gördüm haberlerde gördüm böyle bir şey var mı muska yazıyorsun ya da olayı biliyor musunuz ya o olay münferit bir vakadır bunun Hı. gibi binler var şu anda Türkiye bu işten kaynıyor kaynıyor ama şimdi burada ehil midir değil midir bir kontrol yok şey yani her şey merdiven altı memlekette. Peki parayla muska yazılır mı ya dinde? Yazılır. 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 Ne yani, olacak o şimdi muska Şimdi şöyle adamın yani şey? adamın ihtiyacı vardır. Ee, efendim mesaisini ona harcıyordur. Ade ha ben aldım mı bu zamanki? hiç almadım. Ama bir dakika. Hayır ah, şey, ben hiç almadım. Muhtaç de, olmadım dinin, yani. Dinin ruhuna aykırı değil mi? Siz bir muska e, muska diye bir şey yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki adamın dinle Diyanetle alakası var mı yok mu? Hiç belli değil. Al biliyorsun bunu koyununda sakla e ee, iyileşeceksin. Böyle şimdi, saçmalık şimdi Şöyle olsun bir o. şey var. Mesela bunun delili sünnete dayanması lazım. Sünnete de muhafaza adetleri var. İşte bazı âdi şey, bu da esası şudur. İnsan kendi duayı kendi okuyacak. Bu işin sırrı ayette, hadiste kendin korumalarını okuyacaksın. Mesela şu duayı okursan diyor, Tirmizi hadisi, bu hadisi. Akşama kadar bir zarar bela gelmez diyor. Bismillahirrahmanirrahim. diyelim. Herkesin bildiği. Şimdi bunu esası kendin okumaktır. Ve lakin İbni Ömer Hazretleri, Abdullah İbni Ömer, büyük sahabenin fakihlerindendir. Kendi okuyamayan, aklı ermeyen küçük çocuklara yazardı. Bunu sünnetten delili buradan geliyor fıkıhta yazardı. Ya bak, bak, küçük çocuklara. Ha küçük çocuklara. Yani. Aklı ermeyen. Aslında, aslında bu e, kendi okuyamayan, okuyamayan, okuyamayan İslam'ın aslı kendin okumaktır. Atel Kürsü'nü kendin okuyacaksın. Tabii. Üç İhlas Felak Nas'ını kendin okuyacaksın. Muhafaza budur. Tabii. Bu işin aslı budur. Doğru ha, bir de Doğru. yani Ama dua... Ama birine bir bir şey yazdı mesela şu... Dua da, çok bireysel bir şey değil mi ya? Adam kendi... Allah'a dua edecek. Allah yani en kuvvetlisi, baş en kalacak. tesirlisi odur. Yalnız Hadisten delilini niye söylüyorum ki bunu Diyanet'e de sorsan Ama bu, bu söyledikleriniz muska yazılmamasının delili gibi geldi ya, bana hadis. bu zaten esası kıyas yapılıyor sonrası. Neden? Millet cahil kaldı. Kur'an yazısı okuyamıyor, dua okuyamıyor ya döndü iş. Yok. Ama tesir azaldı zaten onun için. Tesir de çok muska, artmadı. Ee, bana muska İslami bir şey gibi gelmiyor yani ya çok... muska... ama var yani çok yaygın hem de. Yok, ya i̇şte diyor değil. yüzlerce şimdi, diyor binlerce. Bakın diyor. içinde ayet ve hadisten olursa cin isimleri olmayacak. Şirk olmayacak. Cinlerden yardım isteme ibareler. bir de bu var. Bu cinci büyücülerin çoğu cinlerden e, yardım isteyerek şey yapılıyor. da mı var? Ya o? var tabii. O o zaman e, o yapan tabii şirke düşer ama e, üzerine takan da belaya düşer. Ondan sonra daha beter hasta olanlar var. E, durum bakayım. Esası şu bir de Kadınlara elleme. O geçen de bir tane de o çıktı. Kadının göbeğine falan işte onda aldılar. Ya o korkunç içeri. canım o şimdi taciz o yani. Şimdi kadın şimdi zaten bir defa şeratsızlık varsa bir kadın bir erkek tek bir odada kalıyorsa halvetten haram. Kadına el tutuyorsa okuyayım niyetiyle haram. Kaç tane haram oradan ne şifa olacak yani. Ama maalesef millet buna çok müsait. Ama yani, orada taciz de var yani doğrudan. Var an. adam şeyh diye işte Bursa'daki o badem çinti bilmem nedir. Ne ee, yani Millete karını diyor e sen diyor çık dışarı diyor karısıyla tek başına kalıyor. Ya bir insan zerre kadar bir şey öğrenmemiş mi ki? Bir yabancı erkekle bir odada kapalı ben hanımı tutmam aram. Müslüman diye gidiyorsun tarikat diye gidiyorsun bile. Hadi başka insanlar helal aram gözetmez sana ne ona ne. Ama sen şeraatçıyım diyorsun Müslüman diyorsun karını adamdan kapıyı kapatıp odada bırakıyorsun. Şimdi haber. Yani bak, çok. Bak şöyle haber şu. Diyarbakır'da etrafı, şimdi Onur gönderdi bana, Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu bir evde kendini şeyh olarak tanıtan AA, niye atlarında yazmazlar onu anlamam yani bunu da haberlerde. Randevulu sistemle günde 300, ben yanlış okumuşum ya 30 Ben de 300, 30 çok az dedim ya. 300 kişiye şey muska yazıyor. Bir şey Eve gelenler kapıdaki görevlilerinin bir fiş kesiyormuş eve geliyorsun sana bir fiş kesiyor. O bir fişle vergi de içeri veriyordur. Ne? Vergi de veriyordur belki. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bu o, her o, tarafı o, vergiye, fiş. vergiye bağlamışlar. Vergi, soracağım. vergini ver ne iş yaparsan yapa döndü ya memleket ya. Katma Oca, değer vergisi. Fiş ne fişi <laughs> Allah. Kestiği ha? fişle içeri girerken ne fiş ne fişi göre yeşil renklisine beyaz be 500 TL, beyaz renklisine ise 250 TL ücret ödeniyormuş. Bu 3 gün önce çıkan haber işte benim dikkat Onur bu haberdi benim söylediğim haber. Yalnız pardon bir dakika. Ya, Aylık kazancı ya. adamın 1 milyon liraymış. Şimdi bir dakika. Abi 1 milyon Aman, lira. Benim 100 tane kitabım var canım çıkıyor 3'te biri telif bir ücretim milyon milyon yok ya. <laughs> Aylık kaç TL gelirin? Telif ücretim yok ya. Hemen muska işine girin 1 milyon ya. Yani. Ben başka ya ben ben bir şeye muska takıldım işine ya sen ne diyorsun ya? Ben başka bir şeye takıldım. Ana şimdi beni buraya da bulabilir misin ya? Hocam muskaları üçer dakikadan yazsa 900 dakika eder. O da günde 15 saat eder. Bir yanlışlık yok mu? 300 yok 300'e Yap hesabını. Hazır var ya. 300 muska. 3'er dakika sürer herhalde. Bir muska bir Abi dakika. Abi başkalarına da yazıyor. Bir de ne Aa, yazıyor? İçerik şey ne biliyor musun? Söyleyeyim onu diyecektim. İçerik ne? Zaten isme yazmıyor ki abi. Yani hazırı bile. O yani, yani. yazmıyor isme ya. yazmıyor ki. Hayır fotokopi yazmıyor. de yapılıyor. Artık. Sana işte o üç harfler musallat Ama muskanın olmasın. özelliği. Hayır muskanın özelliği şahsa yazılır. Ben onun dini bilgisi olduğundan emin değilim. Ha söyleyeyim. Ha ben tanımıyorum şahsı. Ben e, yorum yapamam. Neyse. Alim midir, şey midir, veli midir? Ben yorum yapmıyorum. Ben umumi manada söylüyorum. Yani bu işi tabii darphane gibi şey çevrilirse bir de e, ne diyeyim İslam'da sana? İslam'da yok i̇çerik. abi. Muska yok. İçerik İslam'da. ne? içerik Yani içerik çok önemli. Öyle şeyler e, yazılıyor ki. Şimdi bize getiriyorlar. Evde bir şey bulduk. Birbirine okuyorum. Ben yazıyı okuyamıyorum. Ya diyorum bu Arapça olsa okurum İbrani, mi? Süryanice şey, de, mi? Bir de İbran'i, Süryan'i karıştırıyorlar. şeytan karıştırıyorlar. Bak zaten İslam'a da Muska işi Yahudilikten ve Hristiyanlıktan geçmiştir. İslam'da böyle bir kültür yoktur. İslam ansiklopedisinde yazıyor evet. ya işte diyor ki İslam kültüründe muskacılık fetihler sonucu yeni Müslüman olan kitlelerin farklı inanç ve geleneklerinin tesiriyle yeni şekiller kazanarak yaygınlaşmıştır. Al sana ama Abi, şimdi şey onun aslı şimdi var. Ben sana dedim Hocam bak dedi Abdullah dedi ya. Ömer e, oğluna yazdı. Demek ki bunun aslı var. Ayet hadisin faydası var. Faydasını inkar edemeyiz bu yazılabilir. Bir evde bir Kur'an'ın bulunması, bir ayetin hadisi bulunması. Bunların bereketi var, faydası var. Bunu Osmanlı ecdadımız, Selçuklu ecdadımız yapmıştır ki Osmanlı bu zirvedir. Osmanlı da padişahın üstüne Hocam, padişahın bil, giydiği bilim, Bilimsel bilgi, bilimsel bilgi. Muska olduğu bilinen nesnelerin ilk örnekleri eski Mısır'da görülmüştür. Yahudilikte orta çağlara doğru muska kültürü çok yaygınlaşmıştır. Hristiyanlıkta muskanın Yahudilikteki kadar yaygın bir fenomen olmadığı ancak Hristiyanlıkta da bunun görüldüğü e, bilinmektedir. Eski ahitte putperestlerin kabul ettiği anlamda her muska yasaklanmıştır. İslam kültüründe ise muskacılık az önce söyledim fetihler sonucu yeni Müslüman olan kitlelerin farklı inanç ve geleneklerinin tesiriyle yeni şekiller kazanılarak yaygınlaşmıştır. Yok yeni şekiller kazandığında katılırım. Yeni şekiller ayrı bir şey ama bunun aslı esası var. Ee, yani şimdi bir de Tevrat'ta olan her şey, İncil'de olan her şeyi İslam tümüyle reddetmedi ki. Yani namaz namaz var, ondan sonra oruç var, şu var, bu var. Neydi? Şeriat değişiyor. Yani dolayısıyla sen şimdi bu Tevrat'ta vardı diye sen bunu şimdi Yahudi adeti diye her şeye demek kalkarsan e şimdi Yahudiler aşure orucu tutuyordu. Ee, Musa Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselam'da ne buyurdu? Biz de tutalım. Mu, Musa Aleyhisselam'ın ümmetin kurtuluşu kutlayalım dedi. Ben şu Şimdi mesela aşure orucu da orada bir irtibat geliyor. Ben şu yani dolayısıyla İslam'da var mı yok muya bakalım. Geri bir açıdan. irtibata göre Hocam, reddedersek ben, yanlışa gideriz. Ben, ben şu açıdan. Bir ben, bir ben olaya şu açıdan. E Şamanizm de var. Türklerin ya ben, eski şeyinde var. 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 Çaput bağlamaktan var, var, var. Ruska şeyinden. Ben oradan şu da geliyor. Ben şu açıdan bakıyorum olaya. Ben diyorum ki yani İslam'da dua var. Dua tabii ki edilir. Ama ee, Yaratıcı'ya Allah'a dua edersin, kendin yaratıcıyla baş başa kalırsın. O e, literatürel, formel duaları okursun. Yetmedi kendin "Allah'ım" diyerek içinden kendi, gelen şekilde içinden yalvarırsın. İçinden gelen tamam. her şeyi Allah'tan istersin. Evet. Yani bu bu çok gayet şey. Ben İslam'ın mantığına, genel yaklaşımına uygun bulmuyorum. Yani ya sen, senin dediğin şu. Şu senin anda İslamla alakan gibi yok. Kesip... Geliyorsun abi bir tane hocaya. Bana bir muska yaksana hoca diyorsun. Hoca yazıyor, al parayı, parayı alıyor, Al takıyorsun o muskayı. iyileşeceksin. Ya böyle şey olur mu? Yani sizin sizin dediğiniz bu şekliyle bu şekliyle karşı çıkılacak bir şey. Ha ben bu şekline karşı Bu şekliyle karşı çıkacak bir şey. Ama Allah için bir insan bir insana sever, muhabbet eder. O hasta olmuş, şifaatleri var. Rulben tefsirinde de yazıyor bütün Kuşeyri'den tut İki milyon Kuşeyri'nin başına geldi. Efendimiz rüyasında gördü. Çocuğu çok hastaydı. Resulullah Efendimiz ona dedi Kur'an'daki şifaatleri topla. O da topladı. Kur'an'da o zaman kadar kimse düşünmemiş bunu. Şifa, şifa kelimeleri. Şifa kelimeleri geçen ayetleri topladı. Altı ayet çıktı. Ama, bu altı ayeti topla dedi. Çocuğuna oku, üfle dedi. Bir de yaz suyunu içirdi. Ya Şimdi ama içinde bu, şifa şifa geçen ayet niye şifa ayeti olsun ki? Yok şifa kelimesi, o bir bir Elimizden... anlatının bir parçası. Yani içinde şifa geçiyor diye o ayete niye biz şifa Ama mesela ayeti muamelesi yapalım? Diyor ki yapalım. Mesela, Veş müminin Müminlerin göğsüne, gönlüne Allah şifa verecek. Şimdi bu ayetteki manadan yola çıkıyor. Bu altı ayeti topladı ve denedi. Çocuğu iyileşti. Bu İmam kuşeyri Çok eski, bin senelik iş. Bütün kitaplarda bu yazıyor. Bunun gibi şeyler olur. Bunlar İslam'da yeri yok demiyoruz. Ama bunu sistematik para kazanma şeyi bir de adamın dediği gibi namazlı mı abdestli mi dindi mi dinsiz mi bu da bu ne yazıyor içeriğine bir de işi paraya çevirmiş bunlara karşı gel gelirsiniz. Peki ben buna katılırım. Peki bir şey soracağım. Ama Türkiye'de... İslam'da yok demeyelim neden? Geçmiş büyüklerde e, yani sahabe döneminde de başlamış. Mesela İbn Abbas'tan bakın İbni Abbas diyorum size nereye gittik? E, bu ümmetin en büyük alimine gittik. Habrul ümme diyorum mesela büyük alimi. Ben... İbn Abbas ne yaptı? Doğum sizin, Sancısında doğum için sizin, olan da bazı ayetleri e, yazıp suyuyla içirirdi. Para mı alırdı şunu onu demiyoruz. Yani sahabe tartış, döneminde de vardı. Ben tartışma yani. dışı bıraktığım alan hani siz bir takım kayıtlar Yok Ben koyu, bunun kitabını yazdım. Bili, Mesela bu şey Hastalıklar kitabında. Siz bir, siz bir takım kayıtlar, kuyutlar koyuyorsunuz. Kendinizce İslam tarihinden örnekler veriyorsunuz. Tabii canım, şu anda ve onu belli bir belli bir zemine oturtuyorsunuz. Ben hani zeminsiz bir şekilde... Yok ben haklı buluyorum. Şu anda diyorum bak binlerce sektör oldu. Bir de benim sohbetlerimi koyuyorlarmış şimdi bir de e, bekleme odalarına. Orada şey kuruyorlar. Çünkü benim bir az çok insanlarda bir şeyim var. Hocayla da irtibatlıyız. Şimdi benim adımı bu işte kullananın Evet seneler evvel bende bir resmi var. Normal çalvar gelmiş yanıma. Seneler evvel gelmiş gitmiş. Bunların her biri sektör olmuş. Bekleme odalarında diyorlar gidenler senin diyor sohbetini dinletiyor ki Hocayla beraber çalışıyoruz imajı veriyor. Allah muhafaza ben bunlardan beriyim. Bunlar bana iftira diyor. Ben bu işten bir kuruş almamışım. Nasip olmamış. Özelde kendi çocuğumadır, bir tanıdığımadır, sevdiğimedir bir şey okumuşuk sünnette var okumak, üflemek. Efendimiz de Ay Ayşe annemize bile diyordu, beni oku diyordu. Ya dua yani Hadiste. Allah'ın ayetidir, nefesi bereketidir. Ya Bunlar ben, ayrı bir şeydir. Dua, Ama bu işte para. Dua, dua, dua eder misiniz diye söylenir. Dua edilir. Bir de koruma ayetleri var, şifa ayetleri var. Okursun. Bunlar sünnette de var. Melik Okuma, sen hiç muska yazdırdın kendini? Şey, kendine? muska ile yanlış şeyi karıştırmayalım. Okuma direkt efendimizin yaptığı Valla, şeydir üfleme. Ona, o kesin sünnettir. Onu Valla, kesin ben, konuşuyorum. Şöyle küçükken, e, ya annem yazdırmıştı ben liseye kadar taşıdım. Ee, ama hani içeriğini... Lisede de, attın mı yani ne yaptın? Yok. Sonra dedim ki yani artık... Hani, artık liseye geldik. Artık yani. ayağımın üstüne basıyorum <laughs> Ama yok hakikaten ve şey, sakın arka cebine ya da... Yani tabii göbekten koyma, aşağı koyma tabii. Gömleğin üstünde yani şu cebe ya da ceketin şu cebine diye. Sürekli böyle telkinlerle işin rast gidecek diye. Fakat... Gitti mi işin anladım. rast? Efendim? İşin rast gitti mi? E bizim yüzük gibi işte Değil ya. <laughs> Doğru. Uğur yani. getir yani ve mahtevdi. İlla billah, billah diyorsan Sorun yok yani. Doğru, ama doğru. Cini şeytanı katıştırırsan Süryani İbrani yani olmaz. Bizim Türkiye'de en modern ailede bile esas tabii, onlar. Tabii ha. tabii, Hayır Mark, esas onlar. Almanca'dan tut okuma üflemeye kadar bunu yapmayan yaptırmayan. Ya bir, de, bir kişi ab. Ama yüzde bir, bir aile çıkar. Ya. Ekseri de kendi okumayanlar.